Mola Arası oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew Valley bölümüne daha beraberiz. Kanalıma abone olup beğeni atmayı, bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yaz yılı 7. günü. Hızlıca videomuza giriş yapalım arkadaşlar. Hava yağmurlu, çok güzel. Havanın yağmurlu olması çok güzel. Bu da ne demek oluyor? O zaman hiç fırsat kaçırmadan direkt arkadaşlar sahile gidelim. Çünkü sahilde deniz kızı kolyesini alacağımız adam yağmurlu havada geliyordu. Bugün de hava çok yağmurlu olduğu için o yüzden iyi bir fırsat. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar deniz kızı kolyesini kime verecekseniz ona göre onun kalbini ya da fark etmiyor gerçi. Herhangi bir bekar kişinin kalbini full kırmızı yapmanız gerekiyor. Ben size şurada göstereyim. Bakın mesela Emily'nin kalbi şu anda hepsi kırmızı. O yüzden bize satmamak gibi bir şeysi olamaz. Şunları hemen bir toplayayım. Ney bu? Renkli kabuk. Şu istiridye mi? İstiridye. Şu midye, onu biliyorum. Tamam. Başka var mı? Başka yok. Adam burada mı? Bir bakayım önce. Evet, adam buradaymış. Deniz kızı kolyesini satacak olan kişi. Ama ben önce bir şöyle sağa sola bir bakayım. Selamünaleyküm. Yaşlı gemici, ah, gözlerinden okunuyor, kalbinde yeri olan özel biri var. Vallahi birkaç tane var. Yaşlı gemici, deniz kızının kolyesini diye bir şey satıyorum. Bunu o kişiye verirse niyetin tam olarak ne olduğunu anlayacaktır. Ver başkan, sen boş ver. Daha kime de vereceğimi karar veremedim. Hangi birine vereyim, ne bileyim, ben de şaşırdım ki zaten. Şu bulduğum malzemeleri şuna bir satayım Willy'ye. Aç buradaysa. Tamam, buradaymış. Gemi maketi diyor. Dur. Selam Willy. Şunları bir alıver bakayım. Çantam birazcık fazla dolu. Ha. Sen deniz kızı kolyesini satayım mı? Sen gerçi alsan ne olacaksın? Kime vereceğim Willy? Tamam. Buradan nereye gidebilirim? Aha. Alex. Ne yapıyorsun Alex? Aferin oğlum. Aferin Dusty. Buralarda beni anlayan tek kişi sen olabilirsin. Bizim yaşadığımız şeyleri başkaları yaşamadı. Hayırdır Alex, sen ne yaşadın? Aha, ben de çıktım buradan. Oo Alex, ne oldu? Adem, benim konuşmaları dinledin mi? Evet, dinledim. Duydum, hepsini de duydum yani. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum ama sanırım açıklayacağım. Ne, açıkla bakayım hadi. Ne diyorsun? Hiç neden büyük annem ve büyük babamla yaşadığımı merak ettim. Yok, çok da önemli değil yani benim için. Görüyorsun, babam iyi bir adam değildi. O benim ve annem için her şeyi mahvetti. Pek ortalıkta görünmezdi. Etraftayken ise tüm gece içip bana ne kadar değersiz olduğumu, hiçbir halta yaramadığımı söylerdi. Sanırım ben küçük olduğum için güceniyordu. O gençliğini çöpe atıp hayata hiçbir yere gelmemiş birisi sonuçta. Bu da ailesinden dertli. En azından benim görüşüm bu yönde. Kim bilir aklında neler vardı. Olabilir. Bir gün gitti. Kısa süre sonra da annem hastalanıp öldü. Büyük annemlere taşınmaktan başka çarem kalmamıştı. Vay, açıklı bir hikaye Alex.
Arkadaşlar bu köpeği de aynı zamanda kedi görevini yaptığınız zaman geliyor. Güvenebileceğin birine benziyorsun. Bu yüzden sana bunları anlatıyorum Adem. Bana acımanı da istemiyorum. Niye acıyım ki bu? Geçmişimle ilgili önemli olan tek şey beni güçlendirmiş olması. Şimdi bir tek yapmak için Dusti neler yapabileceğini göstereyim. Köpek çıldırdı. Ha, ağzının suyu nasıl da akıyor. Sanırım o da en az benim kadar bir biftek seviyor. Oo, aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, bitti mi demo? Tamam, Alex'le konuştuk. Alex'le konuştuk. Burada şimdi ne yapacağımı da karar vermedim gerçi de. Şunları o zaman bir gideyim bakayım. Emily'nin yanına bir gideyim. Aa, kırmızı bir oda. Yani lambası kırmızı yanıyor. Ahley, içeriye gel, girer girmez kapıyı kapat. Ne yaptı lan bu çok yani. Burası neresi? Adem buradasın. Evet buradayım. Resim mi şey yapıyorsun sen burada? Çıkartıyorsun. Yeni karanlık odama hoş geldin. Hoş bulduk. Burada herhalde resim falan yapıyor. Evet ne düşünüyorsun? Harika görünüyor. Ne işe yarıyor? Daha iyisini de görmüştüm. Harika görünüyor diyelim. Şu... Ah teşekkürler. Süslü, 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 süslü. Her şey ne, her neyse, ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorum Halil? Ne diyorsun sen? Karanlık odayı tasarlamaya yardım teklif et. Bir şeyler uydur ve ayrıl. Onu öpmeye çalış. Onu öpmeye çalışacağım. Öpecek mi yoksa? Ama öpücüğünü attı yine. Ah Adem bunu yapmanı uzun zamandır bekliyordum. Sen bana söylesene. Nereden bileyim ben? Ha? Bir dakika ne oldu hayırdır? Dur niye ayrıldın? Aha lambayı kapattı. Ha, romantik bir ortama devam edin. Ha, çok güzel. Çok güzel devam edin. Ondan sonra da diyormuş ki deniz kızı kulesine kime vereyim? Ben bir kimseye vermem ki böyle. Burada mısın sen? Ha süslü buradaymış. Bakalım. Ne diyor? Bu hoştu diyor. Yani hoşuna gitti değil mi? Sen var ya sen. Dur bakayım sana ben ne vereyim? Sana bir tane al. Boğazım kurumuştur. Islansın. Ben teşekkür ederim süslü. Yanında da ablası var. İşin garip tarafı. İkisi de bana yanık yani. İkisine de şeyi teklif etsem kabul edecek. Yani selam Adem iyi de iyi arkadaş olduk değil mi? Tabii canım. Sen benim en iyi arkadaşımsın zaten Emily. Bu kulağa garip gelebilir ama bunun olacağını emindim. Ben emin değilim pek fazla şey yapma istersen. Neyse hadi dur sana da hediyeni vereyim bir dakika gelmişken. Sen ameliyat taşını çok seviyorsun. Yine her zamanki gibi. Al bakalım. Tabi olağanüstü canım. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Haley. Bu güzel oldu ama bu sahne çok güzel yaptılar. Şu Peni'ye de hediye verecektim de madem öyle buraya gelmişken o ya evdedir hava yağmurlu ya da kütüphanededir o Jasper. Vicente şey yapıyor ya. Dur bakayım bir. Burada mısın? Yok. Burada değilmiş. Hadi dışarı çıkalım. O zaman o büyük ihtimalle evindedir. Acaba şeyde mi? Pardon arkadaşlar. Şeye gitmiş olabilir mi? Siz söyleyin. Çocukların Mani'ye gitmiş olabilir mi?
Ama önce bir evine bir bakayım bir. Yoksa en son bıraktığımız gibi şeyde, ha burası Alex, George ve şeyin evi değil mi? Ninenin evi. Buraya yanlış girdik. Onun evi şuraydı. Pam ve Penny'nin evi burasıydı. Ha yukarıdaymış, dur. Şuradan hediyesini de ayarlayayım. Merhaba. Nasılsın Penny? Çiftlik evini dekore etmeyi seviyor musun? Seviyorum, evet Penny. 9 tane mi kalbi var bu arada? Evet, 9 tane kalbi var. Al bakalım, sana hediyeni vereyim. Ha yine 9 tane oldu. Niye o böyle oldu? 10 olsaydın daha güzel olurdu en azından. Sen de artık yani tamamlamış olacaktık senin de. Evet, buna şimdi bir bakayım, bir dakika arkadaşlar. Bir tane mi hediye verdim? İki tane mi hediye? Ha, birinci hediyesini vermişim. Ya bir daha hediye verdiğim zaman onun da 10 olacak. Saat erken, ne yapayım bundan sonra, ne yapabilirim? Ha başkan, dur. Selam başkan, ne örüyorsun? Gel bakayım bir. Çiftliğinde böğürtlen yetiştiriyor musun? Ben her şeyi yetiştiriyorum başkan, merak etme. Sen boğazın kurumuştur. Al bir ıslansın boğazın. Teşekkürler. Sen 9 oldun. Tamam. Güzel. Hadi görüşürüz başkan. Şöyle yapayım. Madem burada yapacak başka bir işim yok. Biraz Robin'in oraya mı gitsem? Ya da madene mi gitsem? O şey vardı ya arkadaşlar. Bir adam vardı ya, hani sandalyede sallanıyordu, bir şey veriyordu bize. Dur şuradan gideyim 2 dakika. Belki bir yaratık öldürdüğüm zaman o bize yeni bir şeyler yani veriyor ya. Maden. Şurası. Ne, tam adamın adını da unuttum ben bu arada ya. Şimdi söyler gerçi. Ha Gil. Bakayım. Bana ha kil gösterecek bir şey yok dedi. Saat şu anda 3, 3.30 civarı. O zaman şu cüce olayını şey yapamadım. Buna hediye veriyorum ama bu bir türlü şey yapmıyor. Bunun ne dediğini anlamıyorum ki. Ben sevdiği yakut veriyorum. Kırmızı yakut ama bu bana bir türlü kalıp vermedi. Ben onu da anlamadım. Şuradan kaç 5'ten bir başlayayım. Gerçi 5 yakut olmaz ki 5'te. Şuradan çık ya. 5'te yakutun ne işi var? En az 110'dan girmemiz lazım yakut bulabilmemiz için. Tamam. Bu arada şunları da ya bir tane mi o kadar, 4 tane oldu. Altın. Ha bir tane yakut ver bize hadi. Bu arada kömürüm de, ya bu oyunda da kömür sıkıntılı. Ya bak sen ha. Tamam. Şunu da al. İyi iyi. Altın, bayağı bir altın bulduk yani. Başka var mı? Yok. Avukata inelim. Ya gerçi şunu da alayım da. Ha, kömür verdi. Kaçtaydı ki o şeyi burada? Ya 60'a mı girsem ya? Ya şuradan çıkayım da 60. kata şey yapayım. Madenden ayrıl. Aman Emily. Şey pardon. Egibil. Ne yapıyor bu burada? Ne yapıyorsun kız sen burada? Madene bakıyor aşağıya. Ben buradayım. Ana korktu. Ana. Ha gülüyor. Ya bu. Aman. Kaç. Kaç. Ha titresin öyle. Ha ben geldim. Koş lan kızın yanına, koşalım lan. Ha. Kız titriyor oğlum. İyi misin? Bir şeyim yok. Niye korktun? Ne işin var senin burada?
Biliyorsun, son zamanlarda kılıç kullanma pratikleri yapıyorum. Söylediydin, evet. Bugün mağarayı keşfe çıkmak için uygun günün geldiğine karar verdim. Bugün mü karar verdin uygun günün geldiğine? Ama korktum. Sanırım yapamayacağım. Ben senin yanında olsaydı beraber giderdik. Gibi. Sanırım düşündüğün kadar güçlü değilim. Benim yanımda güvendesin. Ben de korkuyorum. Küçük bir bebek gibi ağlıyorsun. Yapma. Ben de ama benim yanımda güvendesin diyelim. Tamam. Ne oldu şimdi? Adem, ben senden gerçekten hoşlanıyorum. Aman, al işte, ah, bu da şimdi açıldı. Arkadaş olarak değil ama bunu anlıyorsun değil mi? Kız resmen bana diyor ki de evlenme teklif et diyor ya, al işte. Aslında bunu söylediğime inanamıyorum ama artık bunu içimde tutamam. Uzun zamandır bu şekilde hissediyorum. Ya al işte, hangisine şimdi evlenme teklif edeceğim? Ha, bu kız da böyle diyor. Şimdi bir şey demek zorunda değilsin. Hadi birazcık daha burada kalalım. Bu kız da niyeti bozdu eminim. Aha. Tamam. Bunlar sarıldı ama. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hemen gittin. Kız resmen bize dedi ki ben evlenirim dedi ya. Hale'yi bekliyor. Emil'i bekliyor. Lah bekliyor. Egibil desen öyle. Penny'nin kalbi onun olunca belki o da diyecek bir şeyler. Ya çık şuradan ama. Kime ne diyeceğim şimdi? Ondan sonra ya evlenmeyeceğim ya. Kimseye vermeyeceğim kolyeyi. Nerede şu şey ya? Atım nerede? Ha, şeyde o demircinin yanından bıraktıydık. Doğru. Kasaba diyelim ya. Evet arkadaşlar, size kime vereyim dedi. Ben inan ki ben şaşırdım yani. Ben şaşırdım. Bu deniz kızı kolyesini ben kime vereyim? Şunu da şöyle koyayım. Kime vereyim ben bunu? İnan kasabadaki kızların hepsi artık evlenmek için tutuşuyorlar. Neyse çiftliğime bir gideyim de. Ya ben bir düşünüp karar vereceğim inan ki yani. Ben bir düşünüp karar vereceğim. Deniz kızı kolyesi bende olsun ama yani böyle de yaptıkları sürece ben evlenmeme de gerek yok ki. Ya evlenince sadece evini getiriyor, kendisi geliyor. Bu yani. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşmek üzere.